Dostlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden GMT ile karşınızdayım arkadaşlar. GMT projesini yeniden bir tanıyacağız. Bununla birlikte GMT'de, daha doğrusu GMT'de dersem şimdi eksik olur. Piyasanın tamamında ve GMT'de arkadaşlar. Bir geri çekilme mevzu bahis. Bütün bunları değerlendirip sebeplerinden konuşacağız ve beklediğimiz hareketlerden uzun uzun bahsedeceğiz bu videoda arkadaşlar. GMT ile alakalı detaylı bir video olacak. Haberiniz olsun. O yüzden yatırımcıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu dikkatli bir şekilde takip etmenizi öneririm. Videoya da geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bizler için oldukça mühim. O yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. İhmal etmeyelim. Kanala abone olalım lütfen arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha fazla GMT videosu için de videoyu beğenmeyi unutmayalım. Zira bu şekilde talebi ölçmüş oluyoruz. Analizini istediğiniz altcoin'leri de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir sonraki videoda Fitfi videosu olacak. Step Up projesini yeniden inceleyeceğiz. Onu da söylemek isterim. Zira projeyle alakalı olduğu için. Şimdi bir kere buranın üzerinde çok fazla durmayacağım. Fakat GMT nedir? Kısaca onu söylemek lazım. Biliyorsunuz bir yürüyüş uygulaması olan Step'ın projesinin arkadaşlar token'ıdır GMT. Şimdi bununla birlikte rankı 71 olan oldukça popüler, güçlü bir coin'dir kendisi. Bir kere şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yani içinde bulunduğumuz bu düşüş süreci içerisinde bakın şuradan şöyle hatta biz bunu Türkçe'ye alalım. Bakın piyasa değerinin, bakın GMT'nin piyasa değerinin ne yaptığını görüyoruz. %46 gerilediğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani çok ciddi bir geri çekilme mevcut değil mi? Fakat bunu şöyle aslında izah edeyim. Piyasanın tamamında bu durum var sevgili arkadaşlar. Yani şu anda altcoin'ler hani tam anlamıyla ayı 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 diyorlar ya. Şu an arkadaşlar işte ayı. Sabah da değerlendirdik bir Bitcoin videosuyla birlikte ve şunu söylemek lazım. Bitcoin beklendiği üzere 30 binleri de kırdı. Yönümüz artık durak noktamız belli arkadaşlar. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasanın hali bu iken yani Bitcoin'i 29 binde en son ne zaman gördünüz arkadaşlar? Bitcoin'in 29 bine düştüğü bir piyasada AVAX'ın 27 dolara düştüğü Sol'un 49'a düştüğü bir piyasada GMT'den tam olarak bir yükseliş nasıl bekleyebilirsiniz bilmiyorum. Şimdi bununla birlikte de aslında şunu söylemek lazım yine sevgili arkadaşlar. Normalde piyasanın normaline göre yine bakın yine GMT tarafında bu kadar korkunç bir geri çekilme beklenmez idi. Fakat hem piyasaya hem de GMT'ye aslında bir darbe geldi arkadaşlar. Bu darbenin adı Luna, Terra Luna. Luna vakasını büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız Luna ile alakalı bir video çektik. Girip izleyebilirsiniz. Özellikle, bakın özellikle GMT projesi arkadaşlar Solana destekli bir projedir. Bir Solana projesidir arkadaşlar GMT. Bakın bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Özellikle Luna tarafından gelen bu sıkıntılı durum, bu aksi durum tabii ki ilk başta buralara yansıdı. Fitfi'de de aynı durum var bu arada. Bunu da değerlendireceğiz. Yani Luna sevgili arkadaşlar bu şekilde hem piyasa geneline Luna'daki bu durum zarar verdiği gibi direkt olarak Solana, bakın direkt olarak Solana ve devamında GMT'ye de zarar verdi sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek lazım. Luna'nın hani Luna dedik. Luna'nın verdiği zarar GMT veya Solana üzerinde kalıcı olmaz. Bunu söyleyeyim. Yani anlık olarak ona bakarsanız Bitcoin'e de zarar verdi. Şimdi o da mı kalıcı olacak? Hayır, tabii ki olmayacak. Fakat haber bazlı olarak bu tür durumlar yani şu anda aslında GMT'de neden bu kadar ciddi bir anlık geri çekilme yaşadığımızı
konuşuyoruz, değil mi? Durumlar bunlar arkadaşlar. Genel anlamda GMT'de bu sıkıntılardan bizzati etkilenen tokenlardan, coinlerden bir tanesi oldu. Onu da söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi daha şöyle teknik bazlı baktığımız zaman bir kere arkadaşlar ne dedik? Şu anda düşüyoruz ve bakın anlık olarak düşmeye devam ediyoruz. Bir, şunu bilmek lazım. 1.05'lerin GMT artık an itibariyle net bir şekilde biletini aldı diyebilirim. RSI her ne kadar 28'leri gösterse de şu anda 1.05'lere kadar GMT'de kısa vadede geri çekilmenin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Nitekim Bitcoin tarafı da şu an 30 bin desteğini kırdı. Bununla birlikte piyasada genel anlamdaki de bu düşüşle beraber ne dedik? 1.05'lere kadar geri çekilme bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın ilk etapta. Doğru mudur? Şimdi bununla birlikte aslında sonrasını sonra konuşmakta fayda var. Yani sonrasını yine daha sonra konuşalım ki veriler netleşsin, haberler netleşsin vesaire. O yüzden şimdilik şunu bilmekte fayda var. 1.05'lere kadar geri çekilme bekliyoruz. 1.05'lerden bir parti kademeli alım. Bakın kademeli alım yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Açıkçası Terra Luna sıkıntısı piyasa genelini çok kötü vurdu. Onu söyleyeyim. Kademeli alım yapmayacaksanız hiç yapmayın daha iyi. Toplu para gireceğim diyorsanız bakın onu baştan söyleyeyim. Haricinde devamında işler devam ettikçe toplayışımıza biz de devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu da bilmek lazım tabii herkesin kafasındaki soru. GMT toparlar sevgili arkadaşlar. Onu merak etmemek lazım. Yani GMT dediğiniz coin çok ciddi bir şekilde buradan toparlar. Onu söyleyeyim. Hatta en kolay toparlayacak coinlerden bir tanesidir. Lakin ne lazım tabii ki? Bitcoin'in ve genel kripto piyasasının şu anda bu sıkıntı içerisinden yani bu genel ayı piyasası içerisinden çıkması gerekiyor elbette bunu söyleyelim. Bununla birlikte piyasa düzeldiğinde GMT kendisini ilk toparlayacak coinlerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. O yüzden şahsen şu an içinde bulunduğumuz gibi bu Mayıs'ın toplama yapılarak bunun nasıl diyeyim size kullanılmasını ben açıkçası öneriyorum sevgili arkadaşlar. Durumlar böyle. İçinde bulunduğumuz süreçte özellikle haberlerin büyüklüğüne de ve piyasadaki geri çekilmeye de baktığımızda GMT özelinde bu düşüşlerin normal olduğunu ve toparlama durumunun da oldukça yüksek olduğunu piyasanın toparladığı zaman bilmemizde fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalın katıl butonu aktif. Sizler de dilerseniz ben katıl butonu için özel eğitim ve altcoin videoları hazırlamaktayım. Sizler de dilerseniz kanalımıza katılarak katıl üyesi olarak arkadaşlar ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Durumlar böyle. Videonun açıklamalar bölümüne de üyelik linkini zaten bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.